Merhaba sevgili Gelişen Ekonomi izleyicileri. Bugün de sizlere İzmir Urla'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na konuk olduk. Yanımda Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Özün bulunmakta. Hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhaba Murat Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki 03-12-1976 Amasya Sulava doğumluyum. Yaklaşık olarak da 20 yıldır camianın içinde Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda 15 yılı eğitim ve muhasebe müdürü olarak geçmiş bulunmakta. Peki kaç yıldır burada başkanlık yapıyorsunuz? Toplam olarak 2,5 yıldır şu an başkanım. Seçimlerimiz 4 yılda bir yapılmakta. Geriye kalan süreçte de 1,5 yılımız var. 2018'de seçimimiz var inşallah. Devam edeceğiz bundan sonra inşallah. Peki Murat Bey, yönetim kurulu üyeleriniz kaç kişiden oluşmaktı? 9 kişiyiz yönetim kurulu üyeleri olarak. 3 kişi de denetim kurulu üyelerimiz var. Toplamda 11 kişi olarak Urla Esnaf ve Sanatkar Odası'nı temsil etmekteyiz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak faaliyetleriniz nelerdir burada? Tabii ki. Şimdi Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak yaklaşık olarak 2,5 yıldır başkanlığı devam etmekteyim. Bundan önceki dönemde eğitim ve muhasebe müdürü olarak da çok uzun sertifikalar, eğitimler verdik. Şimdi eğitimlerimiz devam ediyor. Şu an halihazırda yılbaşına kadar KOSGEB girişimcilik eğitimlerimiz var. Ücretsiz olarak odamızda devam etmektedir. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın yararlanması için yurt içi kargoyla anlaşma sağladık. Onlarla %30 bir indirim sağladık. Tüm esnafımız bundan yararlanabiliyor. Onun akabinde İSSU İzmir Su Belediye'mizde anlaşma sağladık. Bütün esnafımıza olmasa da hamamcı, berberci, suyu kullanan lokanta işletmelerimize hepsine %30'a varan bir indirim sağlanıyor su faturalarına. Evet. Daha sonra özel gözde hastanesiyle Urla'mızda geçerli olmak üzere anlaşma sağladık. Bunlar tüm esnaflarımız giderek orada tüm tetkiklerinde %40'a varan indirimden yararlanıyorlar hastanelerimizden. Daha sonra tabii biz geldikten sonra odaydat borçlarımızı esnaflarımız rahat ödeyebilmeleri için işte belirli bankalarla, 3 bankayla şu an anlaşmamız var. 3 bankayla taksit imkanı getirdik. Aidattan daha rahat ödeyebilsin diye esnaflarımız. Delta ilaçlama şirketiyle yeni çıkan mevzuata göre tüm esnaflarımızın, gıdayla uğraşan esnaflarımızın ilaçlanması gerekiyor. Aylık bir periyodik şekilde. Onların işte daha ucuza ilaçlama yapılması için Delta ilaçlama firmasıyla anlaşma sağladık. Ahiler ortak sağlık ve güvenlik birimiyle de anlaşma sağladık. Bu da nedir? Yeni çıkan kanunumuz var. İş sağlığı güvenliği kanunu. Bu kanunda da der ki tüm meslekler artık da kapsama aldı. Sigortalı işçi çalıştırıyor ise bunlar iş sağlığı uzmanı ve doktoru, hekimi tutma zorunluluğu var. Bunlarda maliyetler çok yüksek. Esnafın üstünde zaten büyük bir yük var gerçekten. Yani vergiler, ödemelerimiz çok. Bir esnafın 30 günde 24 gün ödemesi var. Bağkur ödemesi, SSK ödemesi, elektrik ödemesi, oda aidatını ödeyecek, vergisini ödeyecek. Yani o yüzden esnaf gerçekten çok zor durumda kalıyor. Biz de onların yükünü hafifletmek için işte bu tür anlaşmaları sağlıyoruz. Yani o da ahiler olsa gebe de bu anlaşmalarımızdan bir tanesi. Tabii yanında işçi çalıştıran kişilerin, esnaflarımız bu ödemelerde zorlanmasın diye bunlarla da anlaşma sağladık. Uygun fiyatta hani bir elden olsun ki hem güven açısından da biz de kontrolünü sağlayabiliyoruz o zaman. Hani diğer şirketler, bir sürü şirket var ama hem fiyatlar farklı, aynı zamanda takibini yapamıyoruz ama tek elden olduğu zaman daha rahat takibini yapıyoruz. Evet. İşletmeleri takip ediyoruz. Sonra elektriğe enerji ve elektrik indirimi sağladık. Daha sonraki sözleşmelerimiz var. Şimdi tüm esnaflarımıza, sanayi bölgesindeki esnaflarımıza bir sözleşme hazırladık. Bu sözleşmenin içeriği de şu. Türkiye'de artık sözleşmesiz iş yapılmasının önüne geçilmesi lazım. Neden önüne geçilmesi lazım? Burada hem esnafın mağdur oluyor hem de vatandaş mağdur oluyor. Sözleşme yapmadığınız takdirde başımıza çok işler geliyor. Nedir mesela? Ya parayı alamıyoruz esnaf olarak ya da vatandaş olarak işi zamanında teslim alamıyoruz. Evet. Bu sıkıntıların önüne geçebilmesi için böyle bir sözleşme hazırladık. Matbu olarak bunları esnaflarımıza dağıtıyoruz. Burada hem tüketiciyi koruyoruz hem esnafımızı koruyoruz. Yani benim esnafım eğer alacağını alamaz ise bu senet yerine geçer. Burada ona göre avukatımızı hazırladık.
hazırlattık. Bunları dağıtıyoruz. Yani alacağını benim avukatım ücretsiz olarak hizmet veriyor. Alacağını benim esnafımın tahsil edecek. Aynı zamanda da tüketici eğer mağdur ise, üründen memnun değil ise, zamanında teslim edilmemişse, o zaman gidecek, tüketici hakemiyetine, kaymakamlara, dilekçede bu sözleşme önlerini vererek hakkını arayacak. İki tarafta mağduriyeti giderilmiş olacak bu şekilde. Evet, peki Murat Bey, Esnaf Sanatkarlar Odanız kaç üyeden oluşmaktadır? 1546 üyemiz var şu an kayıtlı, aktif olarak. Tabii bunların içerisinde halihazırda kaçaklar da var. Onlarla da uğraşıyoruz. Tabii kaçak esnaflarımız var. Vergi kaydı var, oda kaydı yok veya vergi kaydı, oda kaydı olmayan. Yani dün zaten iki tane iğne yakaladık, tespit ettik. Bunlarla ilgili çalışma başlattık. Ülkemizde çok, gerçekten çok sayıda kaçak çalışan, vergi vermeyen esnaflar, esnaf da demeyelim de kaçaklar diyeyim. Bunlar esnaf olamaz zaten kaçak olduğu için. Evet. Ama halkımız da bununla duyarlı olması lazım. Bizim bununla ilgili çalışmalarımız da olacak. Mesela vatandaşımız neyi bilmiyor? Şimdi bir sıhhi tesisatçı, bir demirci, bir marangoz, bir boyacı, bir eve tadilat yaptıracaksınız, boya badana yaptıracaksınız veya marangozda. Sadece bu kısmı, sözleşme kısmı, mal teslimatı değil. Bunlar da önemli. Mesela diyor ki vatandaş, ben bir iş yaptırdım Ahmet Usta'ya. Ahmet Usta gelmedi. Kim bu Ahmet Usta? Gel bakalım. Şikayet ediyor bize. Geliyor. Evet. Şikayette bulunduğu zaman dinliyoruz. Ya o insanın, siz ona gitmişsiniz ama bu insanın vergi kaydı yok. Oda kaydı yok. Hiçbir şey yok. Bu adam kaçak çalışıyor. Bu esnaf değil. Evet. Şimdi bunlar da önemli olan, işte bu sözleşmeyi o yüzden yaptım. Gittiğinde sözleşme ister ise zaten bu adamın vergi kaydı, bizim sözleşmemiz önemli, vergi kaydı, oda kaydı bulunuyor. Sizin için her şey rahat. Neden? Diyelim ki hiç vergi kaydı yok, oda kaydı yok, bir boya badana yaptırıyorsunuz. Başımıza geldi bu Urla'mızda. Boya badana yaptırırken boyacı düşüyor ve ölüyor. Mal sahibi, evin mal sahibi tamamen birinci sorumludur bu işten. Vergi kaydı olmadığı için. Bu esnafın bağkuru olmadığı için, esnaf değil çünkü kaçak çalışıyor. Evet. Ne oluyor? Mahkemeye çıkıyorsunuz, tutuklanıyorsunuz. Mal sahipsiz olduğunuz için. Akabinde kan parası ödüyorsunuz. Ama bu kişi vergi kaydı, oda kaydı olan bağkuru öden bir esnaf olsa siz sorumlu değilsiniz. Sözleşme yapmışsınız. Sözleşmenin sonunda sadece ölüm ve yaralanma dahi olsa kim sorumlu? Bu işi yapan sorumlu. Evet. Ya biz de bunların önüne geçebilmek için bunlarla uğraşıyoruz. Vatandaşımızdan tek isteğimiz, yani burada yaşayan insanlarımızdan tek isteğimiz buna dikkat etmeleri. Yani yarın başlarına gelmeyecek yani cezai müeyyideleri kalmamaları için mutlak surette sözleşmesi olan vergi kaydı sorsunlar yani. Vergi kaydınız var mı, oda kaydınız var mı mutlaka sorsunlar. Bunlar artık yani karşıdaki insan cevap versin, belgesini getirsin veya işte gittiğinde sözleşme mutlaka istesin benim esnafımdan. Benim kayıtlı üyelerimde artık bundan sonra bu sözleşmeler yer alacak. Urla'mızda mutlak surette sözleşme sorsunlar. Sözleşmeyi önüne koyan kişi zaten esnaftır ve güvenilebilir bir esnaftır. Kendine güvenmeyen kişi sözleşme önüne koyamaz. Kendine güvenen kişi bu sözleşmeleri koyar. Ben Urla'da yaşayan vatandaşlarımızdan bunu istiyorum. Yani benim esnafımdan mutlaka bu sözleşme yarasınlar. Evet. Ki başlarına çok büyük cezai müdahale doğuracak hatalar gelmesin. Sadece boyacı değil bu işi. Yani sıhhi tesisatçı evinde kalp krizi dahi geçirse yine sorumlu sizsiniz. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet, Gelişen Ekonomi izleyicileri, bugün de sizlere İzmir Urla Esnaf Sanatkarlar Odası'ndan seslendik. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşça kalın.